Evet başkanım. Evet arkadaşlar, bir açıklama yapmak mecburiyetinde kaldım. Keşke güzel olan şeyleri falan sizinle beraber paylaşsaydım. Şimdi yeni yapmış olduğumuz marketin kapandığı haberini aldık az önce. Ve bu bizleri üzdü. İlk başta biz şunu söyleyeyim. Biz kamu adına, kooperatif üyelerimizin adına, kooperatifimizin adına, pazar halkı adına biz bir yatırım yaptık. Biz burada gazino açmadık, bar pavyon açmadık. İnsanların işlensin, insanların iş sahibi olsun diye biz burada bir yatırım yaptık. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi neyse o insanlar da ekmek kazansın, evine ekmek götürsün diye biz böyle bir yatırım yaptık. Biz bunu yaparken de çok hesap da yaptık. Niye? Nasıl hesap yaptık? Şimdi kamuoyunun kendisine soruyor. Ulusal Market adı altında 15'e yakın burada market açıldı. İsimlerini vermeye gerek yok. Kimsenin de ticaretine karşı durduğumuz da yok. Herkes parasını kazansın. Ama biz bir noktada para kazanırken hem vatandaşımız nezdindeki hizmet götürelim, hem de insanların işlensin, paramız burada kalsın hesabıyla beraber biz bir yatırım yaptık. Şimdi eğer bu insanlar 15'e yakın burada bir market zincir açtıysa burada para kazanıyor demektir. Hiç kimse burada zararına yatırım yapmaz. Demek ki bu işte kar var. O zaman karı yapacaksa pazar halkının kendisi yapsın. Ve oradan gelen artılarla beraber biz yeni yatırımları yapalım. Yine 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi de burada iş sahibi olsun diye. Burada 200 trilyona yakın piyasa var. Ve bu piyasa birilerinin cebine akarken biz buradan pay almak istedik. Kamuoyuna yatırım da biz bunun için yaptık. Biz yapmış olduğumuz yatırımın da arkasındayız. Kamu adına yaptık bu yatırımın tümünü çünkü. Ve hiç kimsenin de bu yatırımı kapatma, bu marketi kapatma yetkisi yok. Ancak genel kurul kararıyla beraber verilecek yetkiyle beraber bu market kapanabilir. Biz yetkimizi aşma noktasında bir uygulama yaptık. Aslında yetkimizi aşmadık. Niye biliyor musun? Bunu izahını biz getirebiliriz. Bunu anlatabiliriz. Yapmış olduğumuz yatırım burada. Bu demirbaş burada. Bu kooperatif üyelerin kendi malı. Orada çürüyen bir binayı biz hayat verdik. Günde 7 bin, 8 bin, 10 bin, 15 bin, 20 bin cire yapan bir yerdi burası. Niye zarar ediyor ki? Şu ana kadar 2 trilyon civarında ciro yapmış. Belki daha da fazla. 2 trilyon civarındaki bir ciro 300 milyar kar getirdi demektir size. 50 milyonu siz, 60 milyonu siz zarar olarak kabul edin. 200 küsur milyar para kazandınız demektir. Atıl durumda duran bir binada siz para kazandınız demektir. Şimdi siz bu marketi kapatmakla beraber siz kimin değirmenine su taşıyorsunuz diye bir soru sorarlar size. Evet. Siz kimin değirmenine su taşıyorsunuz arkadaşlar? Biz bu kooperatifi güçlendirmek için ayakları yere basan bir yatırım olması için çaba gösterirken o sıkıntıların içerisine girerken biz 4 senede burada beklemesini bilirdik. Nasıl olsa 4 yıllık yetkimiz var. Hiçbir yatırım, hiçbir icraat, hiçbir uygulama yapmazdan biz burada oturabilirdik. Ama ben her zaman şunu söyleyeyim. Ben hizmet ve mal ürettiğim süre içerisinde ayakta durma gücüm olur. Eğer onlardan kendimi geri çekersem ihanetin en büyüğünü ben buradaki halka yapmış olurum. Ben ihanet için gelmedim. İhanet için de bu görevi ben kabul etmedim. Ben yatırımın peşinde koşan bir insanım. Bugüne kadar hep öyle olmuştum. Ben şunu farkındayım. Ben hizmet ve mal ürettiğim süre içerisinde bu yöreye ben can katabilirim. Evet. Mal ve hizmet ürettiğim süre içerisinde ben burada hareketlilik sağlayabilirim. Ve biz de bunu yaptık. Arkadaşlarımla beraber biz bunu yaptık. Ve bu uygulamanın da sonuna kadar biz peşindeyiz. Ve her zaman da biz bunun izahını da getiririz. Yetkimiz yok. İl Tarım Müdürlüğü bize böyle bir direktif verdi. Hayır arkadaşlar. İl Tarım Müdürlüğü o şekilde bir iradeyi dikte edemez. Kesinlikle edemez. Bu 10 bin kişinin yatırımıdır. 10 bin kişinin kooperatifidir bu. İl Tarım'daki 1-2 kişinin koyacağı iradeyle beraber ben kendime yön vermem. Vermemem gerekiyor.
O zaman benim orada yapacağım hiçbir şey olmaz. O zaman başkası dürtecek, başkası talimat verecek. Sen kamu adına icraat yapamazsın. İl Tarım Müdürlüğü kendi yerini bilir. Bilir bilmesi gerekiyor. Ama bana hiçbir konuda bana dikte edemez. Şimdi biz yönetimde bulunduğumuz süre içerisindeki hizmetten, satışta, ciroda %26 artış sağladık. Şunu da söyleyeyim size. Geçen senenin rakamlarını biz Ağustos ayı itibariyle yakaladık. Daha yıl sonuna kadar 4-5 ay var. Bu şu demektir. Demek ki biz hizmeti en iyi şekilde bu kamuoyuna götürüyoruz. Demek ki birilerini bu rahatsız etti. Rahatsız ettiyse rahatsızlığıyla beraber kalsın. Biz kamu adına yapılması gereken şeyleri biz yapacağız. Az önce bir şey söylemiştik. Biz burada bar, pavyon, gazino açmadık. İnsanların işlenmesi için, insanların iş sahibi olması için. Akşam evine giderken koltuğun altına bir ekmek götürebilsin diye bir hizmet sektörünü yaşama geçirdik. Kimler ne için rahatsız oluyor? 15 tane diğer marketler açılırken ben bu piyasadan pay alayım diye iddiamızı öne çıkarmamız gereken yerde biz yatırımları geri çekiyorsa bu şu demektir. O zaman bunlar bizi boğar. Evet, boğulmamak istiyoruz. Sayın Başkan. Biz ayakta durmak istiyoruz. Ve daha da güçlenmek istiyoruz. Daha da güçlendirdiğimiz süre içerisinde biz bu insanlarımız, üyelerimiz, pazar halkı adına çok daha güzel şeyler yapacağız. Genel kurulda biz eğer güçlenmek istiyorsak, ulusal market, ulusal marka olmak istiyorsak şirket grup dışarıya doğru açılmamız gerekir. Bu nedir biliyor musunuz? Kendimize olan inancımızdır ve güvenimizdir. Siz bunun önünü kestiniz. Niye kesiyorsunuz? 1600 kişilik bir kooperatif ulusal bir markaya dönüşürken pazar kooperatif 10.000 kişilik üyesiyle beraber ulusal bir markaya niye dönüşmez? Biz ilk başta kendimize inanacağız, kendimize güveneceğiz. Kamu adına yatırım yaparken de biz bu doğruların peşinde gideceğiz. Bunu yapmadığımız süre içerisinde yok olmaya da mahkumuz. Biz bunu yok etmeyeceğiz. Bugüne kadar üretilen algılarla üretilen yalanlarla beraber bu kooperatifi tüketme, bu kooperatif zayıflatma noktasında çıkışlar başka bir şey değil. Kooperatif ne kadar güçlendirirse birileri rahatsız oldu. Niye rahatsız oluyorsunuz ki? İyi ki güçlendi. İyi ki daha çok yatırımların için dolduracak icraatlar ve çıkışlar yapıyor. Niye rahatsız oluyorsunuz ki siz? Niye rahatsız oluyorsunuz? Burada biz hizmet üretirken vizyonumuzla beraber önümüzü görerekten bunları yaptığımız süre içerisinde ulusal markaya dönüşeceğiz dediğimiz noktada bu kendimize olan güveni gösteririz. Kendimize olan güveni ki ben kendi halkıma güveniyorum. Üyelerime de güveniyorum. Benim arkadaşlarıma da güveniyorum. Kendime de güveniyorum. Çünkü niye? Hiçbir arkadaşım bugüne kadar kendi kursağından bir lokmada haram geçmemiş. Biz kamu adına bir düşünce üretirken, kamu adına bir çıkışlar yaparken, yatırımları yaparken biz kendimize güvenip de yaparız. Kamuoyuna da inanırız, onlara da güveniriz. Şimdi son günlerde şöyle bir dedikodu çıkarmışlar. Bu kadar işte vergi borcu var. Arkadaşlar, 2014, 2015, 2016, 2017 kooperatifin borcu maliye nezdinde yapılandırma cihetini. Bak tekrar söylüyorum. 2014 hatta 2013'te var ama süre yaşamı gibi. 4-5 ay sonra süre yaşamına gibi. 2014, 2015, 2016, 2017 ne? Maliye olan vergi borcu yapılandırma cihetini gibi. Bunu dahi kooperatifin bu kadar 250 bin lira civarında eski parayla 250 milyar borcu var diye piyasaya lanse edildi. Bu çok yanlış bir şey. Biz devlet adamıyız. Devlet adamı gibi düşünmekle de yükümlüyüz. Çünkü niye biz kamuoyu adına biz iş ve işlemleri yürüttük bugüne kadar. Ve bundan sonra da süreçte de biz aynı şeyleri yapacağız. Ezbere işlerimiz olmaz. Her şeyimiz açık ve nettir. Kim nerede bir yanlış görürse, geçen ben adiyede şunu söyledim. 10 sene geriye doğru dedim,
Bizim kooperatifin hesaplarını dedi masaya yatır. Benim dönemim de dahil olmak üzere. Herkes dedi bunun hesabını versin. Eğer ceremesi varsa ceremesi de ödensin dedik biz. Bunu ben kendi arkadaşlarıma ve kendime güvendiğim için söyledim. Evet Hodri Meydan. Gerçekten böyle bir şey varsa, kimin böyle bir kaygısı varsa Hodri Meydan. Devletin hakimi savcısı da orada, mahkemesi de orada. Eğer burada bir yanlışlık varsa, birilerinin kursağında da şu zavallının, tüyü bitmemiş yetimin hakkı kursağından geçtiyse herkes devletin yasaları nezdinde hesap versin. Hodri Meydan, biz buradayız, arkadaşlarım da buradadır. Yalan yerde bir algıyla beraber bu kooperatif bitme noktasında, bitirme noktasında dedikoduyla beraber bu kooperatifi tüketme cihetine gitmesin. Bu kooperatif her zaman ayakta duracaktır. Ben daha da güçlensin diye ben bu görevi kabul ettim. Dedim ki arkadaşlar ben sırf marketçiliği yapmaya bir yere gelmem. Yatırımlarla beraber kooperatif bir ölçüt alaraktan pazarın, pazar halkının, Ardeşenli'nin, pazarlığının, hemşinin, Çanlıyeşin önünü açmak için biz bu görevi kabul ettik. Ezberden kabul etmedik. Ben sırf ben ve arkadaşlarım, sırf orada biz fasulye nohut satacağız diye biz görevi kabul etmedik. Biz kamuoyunun önünü açacak icraatların yatırımlarını yapmak için bu görevi kabul ettik. Biz ezbere insanlar değiliz. Ezbere de söylemeyiz, ezbere de işler yapmayız. Herkes kendi hattını ve yerini bilsin. Saygılar sunuyorum. Evet Sayın Başkanım, bugünkü yapılan açıklamada birincisi açılan ikinci şube için işte yönetim kurulundan izin alınmadığı olarak yazıldı.